Herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte eşime makyaj yapma videosu çekeceğiz. Kendisinin şu anda haberi yok ama olsun. Ve o gelmeden önce şöyle bir hazırlanayım. İstediğim masayı zaten görüyorsunuz. Hemen hazırlanmaya başlayalım o zaman. Öncelikle şu gözlüğümle saçlarımı toplamak istiyorum ki önüme gelmesin. Küçük bir aynam var. Henüz ayna alamadım. Öncelikle gözümden başlayacağım. Çünkü yüz makyajımı yaptığımda öncesinde gözüme sürdüğüm farlar aşırı bir şekilde bulaşıyor. Ama öncesinde şöyle yüzümü bir nemlendirmek istiyorum. Hemen ürünü de göstereyim. Şöyle Pierre Cardin'in bazını kullanıyorum. Hemen yüzümü sıkarak uzluyorum. Hangi renk yapmam gerektiğini videodan önce çünkü karar vermedim. Bugün şöyle küçük taşlar kullanacağım. Bu taşlara uygun bir şeyler yapmak istiyorum. Ve şöyle gratis'ten aldığım farlarım var. Ve çok kirlenmiş. Bunları biraz temizlemem gerekiyor. Fırçalarını alayım ki size gösterirken kolaylık olsun. Ben renkli bir şeyler yapmak istiyorum bugün. Sanırım yeşil yapacağım. Evet, yeşil yapmaya karar verdim. Şimdi öncelikle Pierre Cardin'in yine şöyle göstereyim. Pierre Cardin'in şöyle bir far paleti var. Bu far paletinden öncelikle şu koyu yeşil olanı alıyorum. Bunu karıştırma fırçamla uygulayacağım. Rengi görüyorsunuz. Hemen uyguluyorum. Bu gözümü tamamladım. Daha temizlemem gereken yerler var. Şimdi diğer gözüme geçiyorum. Şimdi iki yeşil farımı da uyguladım. Ve şu anda temizleme işlemine geçmeden önce ortalarını ve köşesini renklendirmek istiyorum. Ortalarını ve köşesini de açıktan koyuya doğru gidiyoruz. Yani ilk üste koyu yaptık, alta açık 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 diye ineceğiz. Bu sefer karıştırma fırçamla yapmıyorum. Öncelikle Pierre Cardin'in içerisinden çıkan şu far fırçasıyla farımı alıyorum. Şöyle. Ve orta kısma uyguluyorum. Evet, şimdi katlama bölgelerini, gözümün katlama bölgelerini karıştırma fırçasıyla arkasında bulunan karıştıracağım. Bir turunculuk bir renk katmak istiyorum. Temizlemeden önce bunu yapacağım. Orta yerlere kahverengi uygularım belki. Öncelikle ya da kahverengi uygulamayalım. Şöyle açık bir turuncu renk yapalım. Aklınızda bulunsun. Fırçaları bu şekilde sürmeden önce avucunuzun içerisinde temizleyin. Şu. Bunu gratis'ten almıştım. Nude far paleti. Renklerini de hemen gösteriyorum ve ben şu rengi uygulayacağım. Oh,
City Color paletinin Cooper paletiyle şuradan turuncu bir renk sürmek istiyorum. Ama öncesinde gözlerimin üst taraflarındaki kısımları temizlemem gerekiyor. Şöyle bir süngerim var. Bu süngerle kenarlarını temizleyeceğim. Gözümün arasındaki farkı zaten görebilirsiniz. Hemen diğer gözümü de temizliyorum. Şu an her iki gözüm de eşit bir şekilde temizlendi. Ben hemen paletimden, az önce gösterdiğim paletimden şuradaki bakır renginden alıyorum. Biraz üfledikten sonra kenarlarına eyeliner çeker gibi uygulayacağım. Ben burada far işlemini bitirmiş oldum. Hemen eyeliner'ıma geçmek istiyorum. Eyeliner, çok farklı bir eyeliner kullanacağım. Şöyle bir göz kalemim var. Bu tarafı düz, keçi uçlu. Bu tarafı da yıldız şeklinde. Ben şimdi bunu uygulayacağım. Ucunu hemen gösterelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sürmeden önce asla gözünüzü çekiştirerek, ne bileyim böyle yaparak, böyle yaparak. Eyeliner asla sürmeyin. Gözünüzü böyle serbest bıraktığınızda o görüntü hoşunuza gitmeyecek çünkü. Yıldızımı kullanmak istiyorum. Bunu da hemen açıp size bir göstereyim. Şöyle yıldız ucum var. Bundan birkaç nokta koymak istiyorum. Ama öncesinde noktayı koymadan önce fark ettim ki göz altlarımı kapatmalıyım. Çünkü üstüne tekrardan bir uygulama yapamayacağım aklıma geldi. Gözümün bir tanesini kapattım. Şimdi diğer gözümün altını kapatacağım. Gözlerimi süslemeye başlamadan önce dedim ki şöyle bir cilt makyajımı da yapayım. Şimdi şöyle Farmasi'nin BB kremimiz var. Şu anda ben bunda farklı bir uygulama yapacağım. Elimin üzerine kremimden biraz sıkıyorum. Ve aynı zamanda bu tarafa da biraz şöyle bas sıkıyorum. Benim cildim çok kuru olduğu için ikisini karıştırarak uygulayacağım. Ve şu şekilde bir karıştırma sağlıyorum. Bunu cildime uygulayacağım. Kaş şekillendirici wax'ından çok
az bir şekilde yediriyorum ve bırakıyorum. Sadece bunu yapıyorum. Avo'nun şöyle bir kaş box'ı var. Tabii ben beyaz sabitleme kısmını bitirdim. Ama far kısmını kaşlarımı doldurmak için kullanıyorum. Şöyle göz altlarıma uygulama yapacağım. Yıldız şekliyle. Bakın ucu zaten keçeli olduğu için dokundurup bırakacağım sadece. Bakın. Gördüğünüz gibi şuraya taşan kısımları temizleyeceğim zaten. Nivellin maskarasını uygulayacağım. Sonrasında taşları yapıştıracağım. Avon True'nun allığını da kullandıktan sonra taşlarımı yapıştırıp makyajımı bitiriyorum. Geliyoruz en mükemmel olaya. Arada bir yerlerde cımbızım vardı. Cımbızım bulayım. Cımbızımı buldum. Şuradaki taşlardan harika olanını seçiyorum. Bunu nasıl çıkarıyoruz? İlk defa sizinle açıyorum, kıymetinizi bilin. Açtım. Artık parçaladık. Yani bu kadar. Ya Allah kahretmesin. Şimdi buradan yeşil renklerden seçim yapıyorum. Şöyle bir parlatıcısı var. Bunu uygulayacağım. Ve the end. Makyajım bitti. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip sonuna geldiyseniz eğer size I love you. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi şimdi gelin birlikte Batu'ya yaptığım makyaja geçelim. Hoşça kalın.